Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda Ravita. Güzel bir Dungeon Crawler oyundur efendim. Kötü haberim ise oyun ne yazık ki erken erişimde. Ancak buna rağmen çok hoş bir oyun olmuş ve sizlerle paylaşmak istedim. Hadi bakalım direkt play diyorum. Oyunumuza şöyle bir 10-15 dakika göz atalım. Merak eden dostlarımız da görmüş olurlar. Evet, gayet tatlı ve şirin çizimlere sahip. O konuda şüpheniz olmasın. Müzikler de gayet hoş olmuş. Düşmanlar bile tatlı olmuş. Ben joystick ile oynuyorum ve titreşimi çok güzel ayarlamışlar. Joystick'in hissiyatı harika olmuş. Normalde büyük oyunlar bile yapmıyorlar bunları. Ama bu gibi bağımsız yapımlar bizleri şaşırtıyor. Animasyonlar hoş olmuş, efektler, partiküller. Tam anlamıyla bir Dungeon Crawler oyunu arkadaşlar. Ancak oyun beni bayağı bir zorladı. Ki olması gerektiği gibi. Ben beceriksiz olduğum için fazla ilerleyemedim. Bu kısım tutorial bölümü. Bence gayet hoş. Böyle heykellerimiz var. Buradan bir şeyler feda etmemiz lazım. Feda edebileceğimiz tek şey kalplerimiz. Gördüğünüz gibi yukarıda sol kısımda 4 adet kalbimiz var. Ben bir tanesini bağışlıyorum. Bakalım ne olacak. Triple shot özelliği aldık. Fire rate, damage hepsi yazıyor. Gördüğünüz gibi fazla uzağı olmasa da 3 mermi atabiliyoruz aynı anda. Ama bir kalbimiz gitti. Bu da demek oluyor ki bu oyunda kalpler gerçekten çok önemli. İleriki bölümlerde bunun yokluğunu çok feci bir şekilde çekiyorsunuz. Hollow Knight gibi yapmışlar bu kısmı. Kalbinizi doldurabiliyorsunuz almış olduğunuz ruhlarla. Tamam. Güzel. Evet, 9. kata geldik. Burada boss en üst katta, her bölümde en üst katlarda bosslarla kapışıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Buraya gelmemeliydin ufaklık. Her defasında öldüğünde ve uyandığında bu metroda daha fazla, senden daha az kalmış oluyor ve benden daha fazla olmuş oluyor. Ha, çok stresli öyle değil mi? Böyle harika müzikler eşlik ediyor bizi. Ben çizimleri de beğendim. Tuşları unuttum. Bakalım ilk defa ilk denememizde yenebilecek miyiz? Zannetmiyorum ama pek zorlu bir bota benzemiyor. Uy. Sinirlendi. O neydi be? Aa. Hareket edemedim bu arada. Orada kilitlendi karakter.
Burada senaryo gereği ölmek zorundaymışız. Onu anladık. Bir tane relik bulduk. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Confirm diyorum. Bence böyle bir oyun için çizimler ve müzikler harika olmuş. Ben çok beğendim. Hoş geldin çocuğum. Uzun zamandır böyle yeni ziyaretçileri görmüyorum. Korkarım ki böyle biraz şeyden uzağım artık, hani böyle ne derler ona, pratikten uzağım demek istiyor da ne demek istiyor tam olarak anlayamadım. Evet evet, bağışla beni, burası Memoria istasyonu. Clock Tower'a gittiğin yolun ilk durağı burası ve ben de caretaker. Senin gibi genç bir adamı hani bu yolculuğundan vazgeçirmeye çalışırdım ama ikimiz de biliyoruz ki bunu reddedeceksin. Ha bu arada bu bileti al. Bize bilet verdi. Artık seyahat edebileceğiz. Yani oyun kısaca dene ve kaybet. Güçlenene kadar sabredeceksiniz. Olay bundan ibaret. Oyun ne kadar sürüyor bilmiyorum ama isterseniz tam sürümünü bekleyebilirsiniz. Ya da destek olmak için şimdiden alabilirsiniz. Dört kalbimiz var. Silahımız gerçekten çok kötü şu anda. Ay. Öldüm ben. Ne kadar güzel ya. Dur. Ölelim. Bilerek öldüm şu anda. Yaratıklar çok atik. Ne yapacakları belli olmuyor. O kısmı biraz anlayamadım. Tekrar deneyeceğim. Evet, belki de 5. defa deniyorum şu anda. Oyun bayağı zorladı beni. Ama çözdüm diyebilirim. Ve bayağı da hoşuma gitti. Önce çevrenize bakıyorsunuz tuzak var mı diye. Bakın solda altta tuzak var, gördünüz mü? Süper. Burada herhangi bir tuzak var mı? Yok gibi görünüyor. Şu anda şansa çok iyi ilerliyoruz. Gerçekten şu anda nazar değmesin. Burada tuzak var mı? Burada da tuzak yok.
Harika. İki tane kalp vereceğim bu sefer. Bakalım karşılığında bizlere ne sunacak? Golden Bullet. Okey. Fire rate'imizi arttırıyormuş. Tamam. Ay. Yok etti bu beni. Hadi bakalım, belki şansa bir şeyler yapabiliriz. Aa, kalbim yok ki. Bak, yarım kalbi de bunu alabiliyorsun. Yapma be. Vallahi bizim için de bir challenge oluyor. İyi, en azından bir kalbimiz oldu. Oyundaki kalp mekaniği gerçekten zorluyor insanı. Ay. Şurayı açmayı deneyeceğim. Bakalım ne çıkacak. Aa! Ya yapma ya. Bir kalp. O ne? Aha. Çok iyi ya. Güzel. Yani buraları geçtik. Boss'ta ne yapacağız? Boss bizi mahveder vallahi. Bu ne be? O ne be? Bu beni mahveder ya.
Bence abartma. Yenemedik. Evet efendim, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böylesine güzel bir oyun. Gerçekten çok hoşuma gitti. Zorluğu çok eğlenceli olmuş. Oynanır yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Yepyeni oyunların ilk bakışlarıyla karşınızda olacağım. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.